yöntemiyle toplanacak. Gündemdeki ana konu koronavirüs önlemleri olacak. Erdoğan bayram sonrası normalleşmeyi işaret etmişti. Peki bundan sonrası için ne tür adımlar atılacak? Toplantıdan ne bekleniyor? Çok fazla soru var. Hemen kabine toplantısı öncesi detayları, son notları muhabirimiz Ali Artmaz'dan alalım. Ali, seni dinliyoruz. Evet, genelde pazartesi günleri toplanıyordu kabine ama Ramazan bayramı sebebiyle bugüne kaldı, perşembe gününe kaldı. 15 itibariyle yine kabine toplantısını takip ediyor olacağız. Aslında 3 aya ayrılmıştı: Mayıs, Haziran ve Temmuz ayları. İlk tedbirler ve önlemler ve bundan sonraki hayatın normalleşmesi için artık Haziran ayına geçiyoruz. Geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önemli bir cümlesi vardı: bayram sonrası günler daha özgür olacak. Aslında bu da bizim için önemli bir ipucu. Bugün özellikle kabineden normalleşmeyle ilgili yeni adımların gelmesini bekliyoruz. Her hafta odaklandığımız önemli bir konu var. O da hafta sonu sokağa çıkış kısıtlaması. Bayramda 81 il için ilk defa uygulanmıştı. Tabii ki normal şartlarda bu 15 ile kadar düşmüştü. Yani 14 büyükşehir ve Zonguldak için. Bugün yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o 15 il için mi hafta sonu sokağa çıkış kısıtlaması olacak, yoksa içlerinden birkaçı ayrılacak, o sayı düşecek mi, onu takip ediyor olacağız. Ama şunu söyleyelim, tamamı ile ilgili, yani 15 il ile ilgili sokağa çıkış kısıtlamasının kaldırılmasını beklemiyoruz. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirler için. Yine diğer önemli başlık, şehirler arası yolculukla ilgili bir kısıtlama vardı 15 il için. Geçen haftaki kabine toplantısında bu süre 15 gün daha uzatılmıştı. Yani önümüzdeki salı günü bu süre doluyor. İşte onunla ilgili de yine 15 ilden bazılarının belki çıkarılması gündemde olabilir. Onu takip ediyor olacağız. 11 Mayıs önemli bir dönüm noktasıydı normalleşme için. Çünkü hem AVM'ler, berberler, kuaförler, güzellik salonları tedbirli bir şekilde tekrardan açılmıştı. İşte buna benzer beklentiler birçok sektörde var. Başta turizm sektörü, restoranlar, kafeler, çay bahçeleri bu tür bir adımın gelmesini bekliyorlar. Yine bu da önemli bir gündem maddesi olacak. Yine nikah salonları için böyle bir esneme gelebilir. Bu da büyük ihtimalle bugünkü toplantıda ele alınacak. Son olarak şunu da söyleyelim. Koronavirüs ana gündem maddesi ama son 2-3 haftadır özellikle Suriye, Libya, terörle mücadele konuları da gündemde. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli bir cümlesi vardı. Özellikle Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışında şöyle demişti: bize Libya'da, Suriye'de ne işiniz var diyorlar. Yakında neden orada olacağımızı göreceğiz demişti. İşte bu cümle de bugün kabine toplantısında yine biraz önce bahsettiğimiz Suriye, Libya, terörle mücadele konularını koronavirüsle birlikte gündemde olacağını gösteriyor.